Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung'un hem uygun fiyatıyla hem de acayip büyük bataryasıyla dikkatleri çeken telefonu Samsung Galaxy M31'i inceliyoruz. Telefonun 6000 mAh gibi günümüz için oldukça büyük bir batarya ile birlikte geldiğini söylemem gerekiyor. Zaten pil konusuna pil bölümüne ve oyun bölümüne uzun uzun değineceğiz. Şimdi gelin dilerseniz incelememize her zaman olduğu gibi arkadaki kameralarla başlayayım. Arka tarafta dörtlü kamera dizilimini görüyoruz. Ana kameramız 64 megapiksel çözünürlüğe sahip ve f1.8 diyafram değerini taşıyor. İkinci kameramız 8 megapiksel değerini taşıyor, f2.2 diyafram değerine sahip. Bu da 123 derecelik ultra geniş açılı lensimiz. Diğer bir lensimiz zaten artık standart hale geldi arkadaşlar. Portre modunda işe yarayan, derinliği algılayan kameramız. Son kamera ise çiçek böcek çekeyim diyenlerin çok kullanacağı 5 megapiksellik makro lensimiz. Şimdi zaten Samsung telefonlarda bu meseleyi görüyorduk arkadaşlar. Eğer 64 megapiksellik çekimler yapmak istiyorsak üst taraftaki menüden hemen 64'ü seçmemiz lazım. Eğer burada 64 megapikseli işaretlemezsek fotoğraflarımız standartta 16 megapiksel olarak çekiliyor. Gündüz evde çektiğim fotoğraflarda gayet düzgün, gayet kaliteli fotoğraflar elde etmeyi başardım. Arkadaşlar tabii ki de bunun bir fiyat performans telefonu olduğunda hatırlatmak gerekir. Renkler gözümle gördüğüme oldukça yakın çıkıyor. Hani çok nadiren de olsa çok canlı parlak renkleri birazcık daha olduğundan canlı gösterebiliyor. Yani hem yakaladığı detaylar hem de renkler açısından 64 megapiksel oldukça başarılı. Düşük ışıklı çekimlerinizde de arkadaşlar yine bu 64 megapiksel fotoğraflar daha iyi sonuçlar veriyor bu 16 megapiksellik olanlara göre. Yani düşük ışıkta fotoğraflar çekecekseniz bence 64'e çekin. Tabii yine düşük ışıklı yerlerde fotoğraf çekmek için Samsung'un gece modu da yerini koruyor telefonda. Makro modu hakkında da konuşmak gerekirse çekeceğiniz nesne ile aranızda 3 ila 5 santim arasında mesafe olması gerekir. Makro lensli olan telefonlar içinde kullandığım iyi makro lenslerden bir tanesi diyebilirim bu telefondaki için. Şöyle bir şey var, otomatik netleme vesaire yok arkadaşlar. Sizin nesneye şöyle yaklaşıp uzaklaşmanız lazım. Arka kameramızda bunların yanında 4K çözünürlüğü saniyede 30 kare olarak çekebiliyoruz. Fakat 4K çekimler yaparken görüntü sabitlemeyi kullanamıyoruz. Görüntü sabitlemeyi açtığımız zaman çözünürlüğümüz otomatik olarak 1080p'ye düşüyor. Yine birçok Samsung telefonda denediğimiz, test ettiğimiz ve hoşumuza giden süper dengeli modu da yine bu telefonda mevcut tabi. Ön kameramızdan da biraz bahsedelim. 32 megapiksellik bir çözünürlükle birlikte geliyor. Yine yeterli ışık koşulları mevcutsa ortamda sorunsuz selfiler çekebiliyorsunuz. Tabi burada önemli olan detay şu arkadaşlar, telefonun esas odak noktası batarya olacak. Ancak fiyat performans odaklı bir telefon olduğu için kameraya tatmin edici diyebiliriz. Şu anda sesimi M31'in mikrofonlarından duyuyorsunuz. Yani mikrofonlar bu şekilde kayıt ediyor. Gelin biraz da tasarım ve ekran detaylarından bahsedeyim sizlere. İlk telefonu elinize aldığınız zaman aşırı sade ve böyle gösterişten şaşadan uzak bir telefon olduğunu anlıyoruz. Ön tarafta damla şeklinde bir çentiğimiz var arkadaşlar. Gerisi tabii ki de ekran. Alt tarafta bulunan çerçevesi yine amiral gemilerine göre bir tık kalın kalmış diyebilirim. Çünkü böyle yanlışlıkla dokunmaların da birazcık önüne geçiyor diyebilirim telefonu yan tuttuğunuz zaman. Ekrandan devam edecek olursak koyu ve açık renklerin daha yüksek doğrulukta göründüğü Super AMOLED ekran teknolojisiyle geliyor. Yani sadece ekrana bakarak böyle Samsung'un çok üst seviye amiral gemisi cihazlarıyla arasındaki farkı ayırt etmek bence bir tık zor. 6.4 inçlik ekranın çözünürlüğü ise 2340x1080 piksel, yani Full HD Plus ve günümüzün çoğu amiral gemisiyle aynı düzeyde. Bunun yanında ekran ne çok küçük ne de tek elle kullanılmayacak kadar büyük. 6.4 inç gayet ideal bir boyut akıllı telefon dünyası için. Tabii illa çok negatif bir yönü duymak istiyorsanız şunu söyleyebilirim. Hani şöyle telefonu hafiften sağdan veya soldan baktığınız zaman üst seviye amiral gemileri telefonlar kadar net bir görüntü elde edemiyorsunuz. Tasarımdan devam edecek olursak telefonun ses açma kısmı düğmesi ve kapatma düğmesi, güç düğmesi hemen sağ tarafında yer alıyor. Telefonun alt tarafında Type-C girişimiz, bunun hemen yanında da birçok kullanıcının çok fazla istediği ancak unutulmaya yüz tutmuş kulaklık girişimiz var. Ayrıca onların hemen yanında mono şekilde bir hoparlörümüz mevcut. Arka tarafa geçtiğimiz zaman da dörtlü kamera dizilimi göze ilk çarpan detaylardan birisi. Bunun hemen yanında da arkadaşlar bir adet parmak izi okuyucusu var. Fiziksel olarak bir parmak izi okuyucusu koymuşlar bu cihaza. İşaret parmağınızı da açmanız gerekiyor. Ancak şunu söyleyebilirim. Neredeyse aradaki gecikmeyi vesaire hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Direkt basar basmaz telefon cart diye açılıyor. Yalnızca tabii ki de şu yerini ezberlemeniz için telefonu böyle birkaç gün kullanmanız, deneyimlemeniz lazım. Arka tarafta plastik bir kasayla birlikte geliyor telefon. Bu da tabii ki de kaçınılmaz olarak biraz arka tarafın parmak izi tutmasına sebep oluyor. Tabii plastik kasa dedik. Aynı zamanda telefonun suya karşı herhangi bir dayanıklılığı da yok. Ancak maliyetten kısmak adına daha
daha uygun fiyata telefon satabilmek adına tabii firmalar da bazı yerlerden kısmak durumundalar. Genel olarak tasarımı özetleyeceksek, günümüzde akıllı telefon dediğimizde aklımıza ne geliyorsa bu telefonda bizlere tasarım olarak bence bunu sunmayı başarıyor. Şimdi sıra geldi donanım ve batarya bölümüne arkadaşlar. M31 bildiğiniz gibi yeni nesil bir işlemci yongasıyla geliyor arkadaşlar. Kamerayla çektiği fotoğrafları rahat rahat işleyebilmek için, oyunlarımızı, günlük işlerimizi rahat rahat yapabilmek için telefon Exynos 9611 işlemciyle birlikte geliyor arkadaşlar. İşlemci hakkında tabii ki de şunu söyleyebiliriz. 8 çekirdekli bir işlemciye sahip. Samsung ülkemizde bildiğiniz gibi Exynos işlemcileri telefonlarında kullanıyor. İşlemci bildiğiniz gibi de 2.3 GHz'e kadar yüksek performans sunan bir işlemci arkadaşlar. Bunun yanında 6 GB RAM ve 128 GB'lık da bir depolaması mevcut cihazın. Ha tabii dilerseniz hafızayı arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. 512 GB'e kadar micro SD kart desteği mevcut. Eğer en güçlü telefona sahip olayım, en güçlü Android cihaz bende olsun gibi derdiniz, bir tasanız yoksa arkadaşlar M31'de sizi rahat rahat götürebilecek bir cihaz diyebiliriz donanım açısından. Çift sim kart desteğiyle birlikte geliyor telefon. Bunun yanında Wi-Fi 6 olsun, işte NFC, Bluetooth 5.0 gibi teknolojileri de içinde barındırması telefonun uzun süre kullanabileceğiniz anlamına da geliyor tabii. Yine bağlantı konusunda bir eksisini söylemek gerekiyorsa cihaz USB 2.0 ile birlikte geliyor arkadaşlar. Şimdi gelin olayı biraz büyütelim arkadaşlar. Bataryadan bahsedeceğim. Ancak bu sefer bu 6000 mAh'lik telefonla 10 dakika değil de bir yarım saat oyun oynayalım. Sonuçlar ne olacak hep birlikte görelim. İçerisinde adeta bir powerbank ile gelen Galaxy M31'de tam 6000 mAh'lik batarya bulunuyor. Bu bataryaya rağmen telefonun ağırlığı 191 gram olarak karşımıza çıkıyor. Amiral gemisi diye tabir edilen cihazlarda görmeyi istediğimiz değerler bunlar desek yanlış olmaz. Tabi incelemelerimizde bir gün çıkartabilecek telefon diyoruz ya genelde. Burada işler birazcık değişiyor arkadaşlar. Zorlasanız bile bir günün rahatlıkla geçebilecek bir pil ömrü var. Yani standart bir kullanımda 2 günü çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. USB Type-C bağlantısıyla kablolu şarj olan M31'in kutusundan 15 Watt'lık hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Ayrıca cihaz yine 15 Watt gücünde kablosuz şarj imkanı sunuyor. Ancak şunu belirtmemiz gerekir. Yarım saatte %60-%70 seviyelerini beklemek biraz yanlış olur kablolu şarj ile. Kutudan çıkan adaptörle birlikte yarım saatlik bir şarj ile yaklaşık %25 seviyelerine ulaşabildim. Yani pilin çeyreği doldu. %100'e ulaşması da yaklaşık 160 dakika civarında sürüyor. Test sonuçlarımıza baktığımız zaman da oyun tarafında yarım saat boyunca PUBG oynadım ve deneyim oldukça iyiydi arkadaşlar. Şarjımız sadece %75'ten %6'lık bir kayıp vererek %69'a geriledi. Yarım saat için %6'lık bir değer gayet iyi diyebiliriz. Oyunda da herhangi bir takılma, donma, kasma vesaire gibi bir şey yaşamadım arkadaşlar. Gayet akıcı bir şekilde PUBG'yi yarım saat boyunca oynadım. Hatta birinci bile oldum. Sıra geldi son sözlerimize. Her zaman olduğu gibi fiyattan bahsederek başlamamız gerekir. Çeşitli satış kanallarında 2600 TL'ye bulabiliyorsunuz videoyu çektiğimiz tarih itibariyle. Özellikle uzun pil ömrüyle dikkatleri üzerine çeken bir telefon. Telefon için şunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Donanım kamera açısından en üst seviye olmasın. Cebinden de çok para çıkmasın. Günümü gayet rahat bir şekilde kurtarabilecek bir kamera. Pilim de uzun gitsin dediğiniz bir telefon arıyorsanız bence M31 tercihleriniz arasına rahatlıkla sokabileceğiniz bir telefon. Böylelikle videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung Galaxy M31'e yakından baktık. Ürünle ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa mutlaka yorum bölümünden bizlere ulaştırın. Ayrıca şurada bulunan beğen butonuna basarak videomuzu beğenebilirsiniz. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.